keşke evlenseymişim deyin. Şimdi bir elimden tutan oldu, bu halimde kafam dayacak bir bağır oldu deyin. Zor, yalnızlık zor. Hani hangi bir şey olsam, kimsem yok yanımda. İşte böyle hayatım. Adım Ayşe, soyadım Özdemir. Doğup büyüme bu köydeyim. Burada köyde yaşayayım. Babam vardı, annem vardı. Üç tane erkek kardeşim vardı. Ben 15 yaşında evlendim. Çıktım o evden, kapıdan. Burada okuyan yoktu yani. Beni başarılı diye okuması istedi yani öğretmenim. Babama çok yalarmış kahvede. Ayşe'ye gel okudalım. Başarılı demiş, hemşeri yapalım mı demiş. O zaman indiki bir zorluk var. İlkokuldan çıkınca hemşeri olabiliyordun yani üç sene okuyunca. Pişmanım. Evleneceğime dedim, okula kaçaydım. Hocam beni okudurdu. Beni götür yazdır diyeydim. Babam bakmak mecburunda kalırdı yani sonra. İşte pişmanlıklarımız oluyor yani. İnekler dağlarda buzağılaydı. Ben omuzumu alıyordum, getiriyordum. Buzağları. Babam çiftçiydi, öküz çifti sürüyordu. Zaten bu yollar yoktu o zaman, sonradan oldu yollar. Öküz çifti sürüyordu, dağlarda yemişlikleri, zeytinlikleri sürüyordu. Yani senin anlayacağın babam orta barmaktı. Babam çift sürürken çiftine de yardım ediyordum. Oğlan çocuğu gibiydim, senin anlayacağın. Şimdi o zamanki çillelerin şeyi çıkıyor yani benden. Zorluğu çıkıyor indi. İşte bu hastalıklar, safra ameliyat oldum, ondan geri apendis ameliyat oldum, topuk dikeninden oldum, boğazdan oldum, şuradan bir topart aldılar, ondan her yanım bıçak yaradı senin yanında. Diyaliz hastasıyım, böbrek. Böbrekler bitti. Bittiğinden diyalize giriyoruz. Kanı iyi kayırlar. Her şeylerim yüksek geldi, yürelerim şeylerim. Şimdi hepsi normale döndü ama girmek zorundayım. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Evliliğim 14 yaşında nişanlıydım. Sonra bu onu ben istemedim aklım başıma gelince. Attım. Nişanı buldum. Buna verdiler. Bu kocama. Buna verdiler. Bununla da askerliği vardı. Yani devamlı bu ayrıldığım ona yarın olsa da sene yar etmem bir gün olsa da diye şey yapmış hep. O sebepten beni tuttu kaçırdı. Akraba değil de hani köyde hep beraber okuduk yani okulda da. İkimizin yaşı birdi zaten. Ona verdiler. O da ağzı baktı beni sürdü. Bu evi yaptık, üstünü kiremindini çektik. Askerliğe çıktı. Askere gitti. O gelinceye kadar ben bu evin dışının, içinin her şeyini derelerden hayvanla çektim. Kumunu. Sıvattım tabanını, tavanını, pencerelerini, her şeyi yaptırdım. Durum babası yerine yardım etmeyince. Niye? Anne baba ayrıydı. Burası annesinin yeriydi. Biz buraya geldik. Babası karşı mahalledeydi. Biz kendi şeyimizine böyle geldik. Ve en sonunda hasta oldu. Göbekte bir ben vardı. Şöyle çatal kafalı. Bir gün o yatakta kanamış. Doktora gitti. Bıçak hani kesen doktorlara. Oradan doktor
bunun yüzünden kesmiş. Dibinden alacağı zaman beni böyle yüzünden alıyor. Oradan bir saçak attı bu. Kasıktan nohut gibi tümdü. Hani ne gerekiyse yaptı. Dermansız derde çare yok. Göl dibinde çınar idim, kurudum da tükendim yar yar. Büküldüm toprağa düştüm, çürüdüm de tükendim yar yar. Yaraman tükendim yar yar, yaraman tükendim yar yar, tükendim yar yar. Tükendim yar yar, yaraman tükendim yar yar, yaraman tükendim yar yar, tükendim yar yar. Acı, yıllardır ağladım, yıllardır ağladım ama şimdi de ağlama, ben ona hakkımı helal etmeyeceğim diyorum. Bak, çünkü diyorum bana gelinlik giydirmedi diyorum, istediğim bir şey almadı diyorum. Onun için ben onu affetmeyeyim diyeyim. Çocukların yanında diyeyim bunu. Kızlar beni anne o sözü söyleme değiller. İyiydi yine. İyi birisiydi. O toprağın hatırına hiç evlenmedim. Beni her yerlerden istediler. Çocuklarımla kabul ettiler. Ben çocuklarım benim dedim, kocam dedim. Çocuklarım bakar dedim. Çocuklarım hep yanında duracak bildim ben. Ama hiçbiri durmadı, gittiler. Keşke evlenseymişim diyin. Şimdi bir elimden tutan oldu, bu halimde kafamı dayayacak bir bağır oldu diyin. Bunu söyleyin her zaman için. Zor, yalnızlık zor. Hani hangi bir şey olsam kimsem yok yanımda. Çocuklara alev desem onlar gelinceye kadar, ben zaten öleceksem ölürüm oldun ama. Feda ettim onlara. Kalacak sandım yanımda, hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti. Oğlan kalır hesap ettim. Oğlanı kalır hesap ettim. O da okuduğundan şehre, alışan köye gelim var. Gelmedi. Oradan evlendi. Acılar içinde kaldı. Maziye baktım ağladım. Acılar içimde kaldı. Maziye baktım ağladım. Akşam güneşi battıkça baktım ağladım, battıkça baktım ağladım. Ömür bir akşam güneşi battıkça baktım ağladım, battıkça baktım ağladım. Ben yürüdüğüm zaman, kapımdan çıktığım zaman Allah'ım ben çıktım yola, etrafım demirden kale derim. Hazreti Muhammed Aleyh benim ile bile yola derim. Hiçbir şey olmaz. 70 yaşına kaldım, 29 yaşında kaldım, 70 yaşına girdim. Kimse bana senin gözünün üstünde kaşın var demedi, dedirtmedim. Allah'a çok şükür, hep Allah'ım çoban oldu. Yalnızım işte, oraya gidiyorsun, geliyorsun, bir kaşık yemek pişiriyorsun. Yersem yiyin, yemezsem yatayım işte. Çocukların yanında duramayın kızım. Dedim ya, ufak kız gariban. Ondan onun yanında eleşmek istemeyin. Büyük kız da benim gibi topal. Oğlan da gelin isteyecek mi? Onlar isteyin, beni kalsın. Ben iki gün durdum, üçüncü gün kaçayım. Diyalizden hadi bura. Duramayın. İki gün gelseler, üçüncü gün onların da ev dünya var, bir gitmek isteyecekler. Onun için ben Allah'a hep öyle dua edeyim, çok çektirmesin Allah. Yani kendi evlatlarımdan bir şey gelmez de, götürüyorsun. Mesela önüme yemeğimi koyuyorlar, oradan yatağımı yazıyorlar. Hani bakın güzel ama ben duramayayım. Ben kendim duramayayım orada. Tire'de. Bura kaçmak istedim, bu evde ne gördüm bilmem. Ben mevim diyeyim, cennetlik diyeyim.
her yer diyeyim. Oradan geçen merhaba diyeyim, oradan geçen diyeyim. Herkes bana selam verip geçiyorlar diyeyim. Bu yarayı ancak çekenler bilir. Yüreğini dağlayınca anlarsın. Dolu vurur, sel götürür beni. Bozulanık çalayınca anlarsın. Bozulanık çalayınca anlarsın. Dolu vurur, sel götürür beni. Bozulanık çalayınca anlarsın. Anlarsın da benim canım anlarsın. Oğlumla bir ağlı süpüremeyin, bir evi süpüremeyin. İki çanak bulaşık yıkamayın. Ne olacak böyle kadın? Ölsün daha iyi. Muhtacına ne zamana dekili konum konşuya gelin diye yük olacaksın? Olmayın. Her şeyin hayırlısını versin. Hastalığın da hayırlısını versin. Belki benim bununla sınayıdır Allah. Ama bu hastalığı bana verdi. Acaba hastalıktan şey olacak, aciz gelecek mi diye. Belki bu hastalığına sınayıdır. Allah'ıma çok şükür. Hani şey değilim, davacı değilim Allah'ıma. Verdiği hastalığın dermanını Allah verir. Ömür bitirdik, bir şey görmedim. Faydasını görmedim ömürüm. Ömür tükendi gitti. Çalışırken bu duruma geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Geldik yolun sonuna. Korkmayın kızım benim, korkmayın. Muhakkak gelecek başa. Gelmemeye çare var mı? Yok. Bir gün gelmezse yarın gelecek, bir gün gelecek, gelecek. Yeter ki Allah ölümün de hayırlısını versin. Hayırlı ölüm versin. Yataklara yatırıp da yola bakıtmasın, çok çektirmesin. Üç gün yatak, dördüncü gün toprak olsun. Ben bu derdi Cenab-ı Allah verdi. Allah'a şifamı isteyeyim. Ölümün de hayırlısını isteyeyim.